Gülsüm, Reyhan'ın kardeşi. Buldum işte seni, buldum. Gülsüm'sün sen. Müjdeli haberi bilekliğin fotoğrafını göndererek vereyim. Nerelere daldınız böyle? Eskilere. Eski güzel günlere. Bir gönül hikayesi yani. Eski bir hikaye sanırım. Bu kadar yeter bence. Erhan Bey'i daha fazla geçmişe götürmeyelim. Geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Haklı. En doğrusu geçmişi unutup bugünün güzelliğini yaşamak. Öyle değil mi? Masalcığım, hadi gel biz banyo yapalım. Ben de o yüzden geldim. Şimdi et dururum. Yok, birlikte hallederiz. Yok, haydi. Ne işin var evimde? Bak. Öfkeni almıyorum. Ama sen gerçekten eşimin kız kardeşisin. Lütfen açıklamama izin ver. Bak, kes taslatayı. Benim kardeşim kardeşim yok. Almıyor mu kafan? Kimsem yok hatta. Kimsem. Bak, benim niyetim kötü değil. Yardım etmeye çalışıyorum. Gerçekten. Yardım etmek istiyorsan bas git evimden. Gizli gizli de girme evime bir daha. Hırlı mısın, hırsız mısın? Ben nereden bileyim ha? Bak, hemen gitmezsen polisi çağırırım. Duydun mu beni? Bak, bu bileklik karımla kardeş olduğunuzun en büyük kanıtı. Tamam, geçmişi geçmişte bırakalım dedik de. Ben çok merak ettim. Uyum kurusun. Ne yapayım, böyle aşk ilişkilerimden kalmadı artık. Ya sizin nasıl bir hikayeniz vardı? Ya nasıl tanıştınız mesela? Eğer sizi üzmeyecekse
Ben dinlemekten büyük keyif duyarım. Azerbaycan'da okurken tanışmıştık. İkimiz de üniversitede öğrenci. İkimiz de hayata yeni başlayan. Heyecanlı. O kadar güzeldi ki. İlk gördüğüm an uzun bir süre gözlerimi ondan alamamıştım. Ya bu ne şimdi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya bu nasıl pervasızlıktır? Kemal'in karşısına geçmiş ikimizden konuşuyor. Çok peşinden koşturdu beni. Evet dedirtene kadar az uğraşmadım. İnatçı keçinin tekiydi. Ya Allah'ım sen aklımı koru. Ben şimdi nasıl aşağı inip Kemal'in yanında bunu dinleyeceğim? Hayır, en iyisi inmemek. Evet. En iyisi inmemek. Ya anlattığı kızın ben olduğumu anlarsa Kemal? Bu bilekliğin aynısından benim karımda da var. Babam her ikinize de aynı bileklikten hediye etmiş. Baban kim? Sen kimsin? Anla mara okudun ha! Bir kelime daha edersen karışmam. Kapı orada! Verdiği yayla! Çabuk yürü! Lütfen açıklamama izin ver. Bak ben seni anlıyorum. Anlıyorum, kolay kolay kabul edilebilecek bir durum değil. Ama anlatmama izin verirsen... Sağır mısın be adam? Bas git diyorum, bas git! Sadece 5 dakika, lütfen. Benden günah gitti. Eğer hemen çıkmasan bu bıçağı böğründe bil. Hiç acımam. Sen misin inat eden dedim. Bir veda mektubu hazırladım. Seni karşılıksız sevmeye dayanamıyorum. Madem ki seninle olurum yok, sensiz olmaya gidiyorum diye. Azerbaycan'dan Türkiye'ye döndüğüme dair bir mektup yani. Masasına bıraktım. Yani öylece bırakıp gittiniz öyle mi? Hayır tabii ki. Ona öyle söyledim. Sonra bir hafta okula gitmedim. Evden dışarı adımımı atmadım. Haberini alıyordum. Çok üzülmüş. Derken... Bir gün evine giderken aniden çıktım karşısına. Beni görünce şok oldu. Ağlamaya başladı. İşte o gün miladımız oldu bizim. Sonrasında mutlu günler. Çok mutluyduk. Bir yalanla başlamıştın her şeye. Başka bir yalanla da çekip gittin. Peki bu kadar mutluysanız neden ayrıldınız? Yok artık. Bu kadar da fazla. Yeter artık. Stockholm'a kadar gitme sebebiniz anlaşıldı. Belli ki bu mevzu sizi derinden yaralamış. Biz de hatırlatıp daha fazla üzmeyelim. Kimsenin bana bir şey hatırlatmasına lüzum yok. Ben zaten unutmadım. Unutamadım. Yıllar sonra arayıp buldum onu. Kaldığımız yerden devam edelim diye dikildim karşısına. Gerçekten mi? Peki ne dedi? Yani ne tepki verdi?
Hayır. Bu kadar kolay değil. İkinci kez gelip hayatımı mahvedemeyeceksin. Hayatımı elimden alamayacaksın. Buna izin verme. Olmaz. Narin. Hoş geldin. Buldum karıcığım. Yıllardır özlemini çektiğin Gülsüm'ü buldum. Ama nereden başlayacağım? Nasıl söyleyeceğim? Sen iyi misin? Ama önce seninle konuşmam lazım. Gel şöyle oturalım. Dinliyorum. Biliyorum. İnanması zor belki ama... yani en başta ben de inanamadım. Şimdi söylediklerim biraz sarsıcı olacak. Ama biliyorum, sen çok güçlü bir kadınsın. Korkutuyorsun beni. Bir şeyler olmuş, hadi söyle. Kardeşin. Gülsüm. Yaşıyor olabilir. Buradayım, burada iyi misin? İyiyim. Ne oldu bana? Kısa bir süre kendinizden geçtiniz Nalan Hanım. Biraz daha uzanmanız gerek. Hastaneye gitmek ister misin? Gerek yok. Telaş edecek bir şey mi Kemal Bey? Tansiyonu düşmüş biraz. Biraz dinlenince geçer. Ama en kısa zamanda kan tahlillerine baktırın ki tekrar etmesin. Tabii. Yarın hemen. Gerek yok. Biraz dinlenirsem geçer. Dur, yardım edeyim ben sana. İyiyim ben. Giderim kendim. Sen Erhan Bey ol. Verildiği yer, yıl, ya her şey birebir Gülsüm'le eşleşiyor. Yaşı da aynı. Her şey onun Gülsüm olabileceğini işaret ediyor. Hayır, öldü o.
Öldü benim kardeşim. Ölmüş olabilir. Ya da sen öldü zannediyorsun. Kardeşinin cenazesi hiçbir zaman bulunamadı. Öyle değil mi? Mezarına gittik hep. Çiçekler diktik, dualar ettik. Ama hepimiz boş bir mezar olduğunu biliyorduk. Dedektif çok sıkı bir araştırma yapmış. Elindeki belgeleri tek tek inceledim. Bütün oklar Gülsüm'ün yaşamış olduğunu işaret ediyor. Olmaz böyle bir şey. Jandarma çok aradı. Arama ekipleri de geldi. Hiçbir şey bulamadılar. Öldü benim kardeşim diyorum. Bunu görünceye kadar ben de senin gibi düşünüyordum. Bak. Gülsüm. Narin Hanım'a da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. İyiyim diyor ama siz yine de muhakkak tahlillerini yaptırın. Elbette. Bu akşam dinlensin, yarın dikişimiz tahlilleri yaptırmak olacak. Neden gelip buldun ki beni? İkinci kez hayatımı mahvetmek için mi? Tam toparladım derken. Yemekler, misafirperverleriniz. Hepsi için teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bizim için de öyle. Her zaman bekleriz. Söylediklerin doğru olsa. Gülsüm gerçekten yaşıyor olsa keşke. Ama yok işte. O kadar aradılar, bulamadılar. Ama o bileklik. Allah'ım, olabilir mi? Kardeşim gerçekten yaşıyor olabilir mi? Sindirmesi kolay olmayacak. Biliyorum. Olabilir mi? Kardeşim gerçekten yaşıyor olabilir mi? Gel. Gidelim yanına istersen. Hemen şimdi gidebiliriz.
olmaz gidemem. Vazgeçmeyecek. Her şeyi yerle bir edene kadar vazgeçmeyecek. Böyle devam ederse mutlaka bir açık verecek. Ben anlatmadan. Vallahi bir şeyler yapmalıyım. Onun bu iğrenç oyununu bozmalıyım da nasıl? Öyle bir sıkıştım kaldım ki bir adım atamıyorum. Daha iyi misin? İyiyim şimdi. Bu ne? Yemekte bir şey yemedin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ama canım hiçbir şey istemiyor. Olmaz öyle. Zorla kendine. En azından birkaç kaşık. Hiç bakma öyle. Şu an inadını sökmez bana. Daha birkaç saat önce yerlerdeydin. Güçlenmen için yemen lazım. Hadi birkaç kaşık daha. İyi ki varsın sen. İyi ki. Eğer rahat edeceksen ben bu gece burada kalmayabilirim. Oya'yı dert etme. İşim çoktu, sabahladım derim. Yok, hayır, burada kal. Yani gerek yok, boşuna insanları huzursuz etmeyelim. Tamam, öyle diyorsan. Thank you.
için yaşıyor olabilir mi? Onun saçlarını da okşayabilecek miyim böyle? Nefes alışını duyabilecek miyim? Fazla mı ümit verdim? Ya bileklik tesadüf çıkarsa? Ona kardeş acısını bunca yıl sonra tekrar yaşatırsam. Masal hazır değil mi hala? Geç kalacağız. Kibirciğim hazırlaydı o ne? Gelirler şimdi merak etme. Al bakalım Masalcığım bu bebeğin. Bu da yeni aldığımız boya kalemleri. Koyalım şöyle. Teşekkürler Nerna abla. Oy benim sarı papatyam. Gel, gel bir Şehriye teyze kokmasın sana. Oh dünya güzel ha. Görüşürüz Şehriye teyze. Görüşürüz Çakır Gözlü. Sen de bizle gel istersen. Masalı dedesine beraber bırakırız. Hem biraz hava almış oluruz. Hemen eve öyle yüzünü kıvırcığım. Dört duvar içine yat yat nereye kadar? Hasta olacaksın da. Hem hava almak iyi gelir. İnsanı kendine getirir. Hadi sen de git kocanla. Peki. Montumu alıp geliyorum o zaman. Hadi. Uyumadın mı? Gözüme bir saniye bile uyku girmedi. Ya inanmak istiyorum. Ama başaramıyorum. Böyle içimde tarif edemediğim o kadar garip bir his var ki. Bir
bilmiyorum işte. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ya onu boşuna ümitlendiriyorsam? Hamilelikliği yürünce hemen sana haber vermek istedim. Ama acele ettim sanırım. Bu konuya kesin bir sonuç getireceğim. Sana söz veriyorum. Hadi git dinlen biraz şimdi. Burası çok soğuk. Uyuyabilecek durumda değilim şu an. Tamam olsun. Uyuyamasan da uzan. Ben hemen geliyorum. Tabii ya. Annem de bu konuya vakıf. Eve gitmiyor muyuz? Bir yere mi uğrayacaksın? Evet, bir yere uğrayacağız. Hastaneye. Şu tahlillerini yaptırmamız lazım bir an önce. Gerek yok, gerçekten iyiyim ben. Randevu aldım bile. Masalı birlikte bırakalım dediğinde anlamalıydım. Gerek yok gerçekten. Benim için başka türlü verdiniz. Daha neler? Olur mu canım hiç öyle şey? Nereden çıktı şimdi bu? Küçükken, daha kundaktayken öldü onun kardeşi. Kaç zaman geçmiş? Nereden çıktı şimdi bu? Hayır, kundakta değil. 3-4 yaşlarındaymış çocuk. Reyhan'la uzun uzun konuştum, anlattı bana her şeyi. Aman oğlum Allah aşkına. Bunca zaman sonra böyle şeylerin ortaya atılmasının kime ne faydası var? Olmuş bitmiş. Ölmüş işte çocuk. Mezarı boş ama. Doğru değil mi? Ne fark eder? Bu durumda çocuk hala kayıp sayılır. Yahu sonuçta çocuğun cenazesi yok, çıkmamış ortaya. Bulamamışlar işte. Polisler dosyayı kapatmış, çocuk öldü demişler. Üstüne yıllar geçmiş. Yaşıyor olsa bir iz, bir haber çıkmaz mı bugüne kadar? Çıkmış. Çıkmış işte. Babamın tuttuğu dedektif. Bir iz bulmuş. Gülsüm isminde bir kıza ulaşmış. Yaşadığı yer, verildiği tarih, hepsi var dosyada. Burada İstanbul'da yaşıyor. Yaşı, fiziksel özellikleri, verildiği aile, tarih hepsi var. Yahu dosyayı bizzat kendi gözlerimle kontrol ettim. Ne dosyası oğlum? Nereden? Sadece dosya da değil anne. Bileklikler. Babam Reyhan'la kardeşine bileklik hediye etmiş zamanında. Reyhan'ınkini fotoğrafta gördüm. Aynısı bu kızda var, Gülsüm'de. Reyhan'ınkinde olduğu gibi ismi yazıyor. Gülsüm yazıyor. Bulmuştur bir yerden. Ne var bunda? Alt tarafı bir bileklik işte. Bir tane değil, 1000 tane vardır benzeri o bilekliğin. Bu kız Gülsüm falan olamaz. Olsa olsa dolandırıcıdır o. Her gün televizyonlarda, gazetelerde okuyoruz işte. Hiç olmaz dediğimiz şeyler geliyor insanların başına. İnsanlar 3 kuruş için neler yapıyor, neler biliyor musun sen? Söz konusu Tarun ailesinin serveti olunca kim bilir neler yaparlar. Anne, bu kadar kötümser olamazsın gerçekten. Hem belki de bir ihtimal vardır. Hiç ihtimal vermediğimiz şeylerin gerçek olduğunu görmedik mi? Belki de... Bu mevzu senin öyle dediğin gibi değil kızım. Yıllar geçmiş. Rahmetli anaları bile kabullenmiş evladının öldüğünü. Bir ihtimal olsa... Zaten Reyhan bir şeyler yapmak istemez mi ha? Bizlerden çok Reyhan istemez mi kardeşinin hayatta olduğunu bilmeyi? Evet. İşte ben de bu yüzden bir şey yapmak istiyorum anne. Sence de bu kız Reyhan'ın gerçekten kardeşi olamaz mı? Hayır tabii ki.
saçmalamayın Allah aşkına. İyi o zaman. Ben de takayım bir bileklik koluma. Olsun bitsin. Öyle şeyler durup dururken atılmaz ortaya. Hadi atıldı diyelim. Bu saçmalığa inanılır mı canım? Bu kadar mı kolay sizi kandırmak ha? Bu kadar mı kolay? Allah Allah. Haklı. Kardeşim öldü benim. Olacak şey mi canım bunca sene sonra? Bir düşünün. Allah Allah. Hoş geldiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Tahlilleri başka zaman yaptıralım bence. Şu an gerçekten çok gereksiz geliyor bana. Hadi ama. Bu konuda anlaşmıştık. Alt üst kan alacaklar. Buyurun lütfen. Güzel yüzünü göstersen, biraz da ben ısınsam olmaz mı? Sen bir de içimi görsen. Ne kendimizi, ne birbirimizi kandıralım. Ne de bir başkasının bizi kandırmasına müsaade edelim. Annen haklı. Reyhan, bak. O bizi bulmadı. Biz onu bulduk. Yani böyle bir dolandırıcılık olabilir mi? Nasıl bir yalan, nasıl bir oyun olabilir ki bunun içinde? Bilmiyorum. Ama içimden bir ses. Bak, cevabı öğrenmenin tek bir yolu var. Gerçeğin ne olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Onu görmek ister misin? Biraz uyuyabilsen. Bu saatte mi? Tamam. Hadi biraz uyumaya çalış o zaman sen. İyi geleceksin madem. Thank you.
atla hadi. Biraz gülümse. Az kaldı bak. Birazdan bitmiş olacak. Şirketten arıyorlar. Geleceğim. ...313'teki hastanın ilacı verildi mi? Hayır, henüz verilmedi doktor bey. Saati çok önemli. Her gün aynı saatte verilmeli. Siz orayla ilgilenin. Orayı ben hallederim. Peki doktor bey. Biz başka zaman gelelim bence. Mesela senin olmadığın zamanlarda. Öyle daha iyi olur. Buraya kadar gelmişsin. Test yaptırmadan mı gideceksin? Hem senin canın bu kadar kıymetli miydi? Ne oldu sana böyle? Merak etme. Canını acıtmayacağım. İlgili dosyaları bana mail olarak gönderin. Hızlıca bakıp dönerim size. Abla. Ablacığım. Abla. Neden beni bıraktın abla? Neden unuttun beni? Ablacığım. Neden hiç aramadın beni? Neden hiç aramadın beni? Gülsüm. Emir. Tamam canım. Buradayım. Görmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Çalışıyorsun sen. Dün sen öyle bayılınca çok korktum. Seni düşünmekten gözüme uyku girmedi. Benim için korktun demek. Beni düşündün öyle mi? Ya benim ondan daha kötü, berbat, kahrolası ölümcül günlerim oldu. Sen yanımda yoktun. Bundan sonra da olmayacaksın. Asla. Kendimi anlatmama fırsat vermiyorsun ki. Anlatabilsem hiçbir şeyin zannettiğin gibi olmadığını anlayacaksın. Ben seni bırakıp sana sırtımı dönüp gider miyim zannediyorsun?
Senden açıklama falan istemiyorum. Benim hayatımda sana yer yok. Asla olmayacak. Seni tanıyorum Narin. Bütün bu sözlerin, bu tavrın hepsi o inadından. Hiçbiri gerçek duygularını yansıtmıyor. Beni hala sevdiğini biliyorum. Beni unutamadığını biliyorum. Bizim yarım kalmış bir hikayemiz var seninle. Bizim hikayemiz yarım falan kalmadı. Kötü sonla bitti. Hem de çoktan. Ve bundan sonra benim hayatımda ne karanlık gecelere, ne gözyaşlarına, ne kötü adamlara yer var. Anladın mı? Sana yer yok. Yok. Seni çok özledim Nari. Çok. Yeter. Yaklaştık. Az sonra göreceksin onu. Orada. Konuşmak ister misin onunla? Hı.
Abim söyledikleri gerçek olsa ne güzel olur değil mi Melike abla? Düşünsene. Öldü sandığın kardeşi yıllar sonra yaşadığını öğreniyorsun. Rabbim kararlıyor kızım. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Aa, kağıt ayıbacı. Sen seversin. Hemen gidip alayım. Bekle beni burada. Benimle görüşmek istemediğini biliyorum. Karar tamamen senin. Ama en azından sebebini öğrensen. Bu kadarına da hakkım var sana. Hayatımda sana yer yok diyorum. Asla diyorum. Kalkmış seni özledim diyor. Çıldırmış olmalı. Maşı! Ya, bırak! 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 Çıldır! Şu şişine! Ali! Bırak! 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 Çıldır! Bırak! Ali! Bırak! Bırak! Hey, 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 sakin ol. Erhan. Ali, sen dur. Ver onu bana. Sakin. Çantayı ver bana. Ver onu bana. Çantayı ver. Erhan. Erhan. Ne diyebilirim bilmiyorum. Zor bir durum olduğunun farkındayım ama şöyle düşün. Eğer gerçekten o senin kardeşinse, o kardeşin Gülsüm'se, senin gibi bir ablası olduğu için çok şanslı. Ve çok yakında o da ne kadar şanslı olduğunu anlayacaktır. Dua edelim. Dua edelim de o gerçekten kardeşin Gülsüm olsun. Kardeşini rahat ettirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Beraber yapacağız.
ne yapman gerektiğini biliyorsun. Nasıl hissediyorsun peki kendini? Tamam. Sen ne zaman hazır hissedersen, ne zaman onunla yüzleşmek istersen, o zaman gelip konuşacağız onunla. Dur. Hazırım ben. Hey! Kemal. Sen iyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Yine bir şey oldu mu? Hayır, iyiyim ben.
Kimsin sen? Ben... Reyhan. Rahat bırakın beni artık, bırakın! Git başımdan! Ne yapıyorsun be? Sen geleceksin.